Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada gene görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Bugün biraz değişiklik yaptım. Tablo yaptım sadece. Tablo çalıştım. Performans Şanlıurfa'ya çalışmalı. Hem maiden yarışları olması hem de tabloluk çıkması. Yani ders çalışsak da sonuca ulaşamamamız, istediğim sonuçları alamamam sonucunda biraz da işi kolaylamış oldum ama gene tablodan gideceğim. Beklentim yüksek olacak Şanlıurfa'da. Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Bayramınızı kutlarım. Çoğu ağırlığımız çalışan işçi, emekçiyiz. Bizler de öyleyiz arkadaşlar. Yani sadece 1 Mayıs'ları bu şekilde kutlayıp geçmek olmaz. Asıl bunun arkasından gelen sendikacılık olaylarımız var. Sarı sendika dediklerimiz, patrondan yana sendikacıların olmadığı, gerçek emeğin, emekçinin emeğine sahip çıkan sendikaların kurulduğu, olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ederim. Bugün için değil. Başka türlü emeğimizin karşılığını almak çok zor. Görseli de aktarmak istedim. Çok da beğendiğim bir görsel oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de güzel bir cümlesi var. Okumanızı da tavsiye ederim. Geçelim Şanlıurfa. Ya bazı arkadaşlar YouTube'larda, televizyonda falan, JK televizyonlarında Doğu illeri diyorlar. Yani Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır. Ben buna çok karşıyım. Ya Doğu illeri diye, Doğu yarışları diye bir yarış yok. O zaman Batı, Güney, Kuzey yarışları mı yapacağız? Ya ne güzel isimler var iken neden böyle saçma sapan bir şekilde Doğu yarışları? Ben biraz ayrımcılığa girdiğini düşünüyorum ve sevmiyorum böyle cümleleri. Doğu yarışları değil, Elazığ yarışları, Diyarbakır yarışları, Şanlıurfa yarışları olması gereken bu. Uyarmak da istiyorum yani. Birçok arkadaşlarda bu cümleler geliyor. Yanlış. Bence çok yanlış. Şanlıurfa. Ne güzel isim. Yani Şanlıurfa bir ilimizin ismi. Söylemek bu kadar mı zor yani? Şanlıurfa yarışları. Bitti. Birinci koşu. Handikap 14, handikap 3. 2 nolu safkan. Ağır kilosuna rağmen yarışta tabloda şanslı koşar durumda çıktı. Rakibi Ferit 4. 1 aprantisine rağmen sürpriz ihtimali duruyor. Çok at yazan arkadaşlara. Ekürler 6, 10, 8, 3. Bunlardan tercih de edebilirsiniz. Buraların handikap şartlarında kilo farklılığı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O yüzden 63 ile 60 arasında değişen çok fazla bir kilo farklılığı olmuyor. Kim formda ise son yarışlarını kazanan 6-10 gibi mesela koşar durumda olan ya da şarta uyan 2-4 gibi atlar yarışlarda kazançlı çıkıyorlar, ganyan oluyorlar. 2 favorim, 4-1, bir sürpriz atım burada. 4 yazılır Ferit'le. Diğer atlardan da tercih edebilirsiniz. Özellikle kazanan atlardan başlamanızı öneririm. At yazacak arkadaşlarım. 6-10. İkinci koşu, maiden, 3 yaşlı Araplar. Çok fazla bir şey bilmiyorum bu Arap. Şimdi Bursa devam ediyor. İlk ayakta, birinci koşuda. Sonuncu at, çok güzel. Geçen de olmuştu aynısı. Sonuncu at itinayla ganyan yapılır. Bazen aklıma geliyor şu maidenlarda sondan 3 ata ben bir 2 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira neyse bir ganyan basayım. Bir rahat rahat yarışı izleyeyim. Keyif alacağım çünkü. O aklıma geliyor ama yapmıyorum tabii. Bu Araplar böyle arkadaşlar. Ne olacak? Ya tahmin vermek çok zor. Sahada olsanız gene zor. Kalabalık koşularda hepsine hakim olamazsınız. Çıkar, sapar, gitmez, çıkmaz. Yani çok çok sebepten dolayı buralarda şansımızı yani birinde kapatarak deneyeceğiz. Birinde tek atarak deneyeceğiz. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Bu yüzden de bütçeleri aşmayın derim. Her zaman için bu cümleyi kurarım. Yani 8 oğlum Altay, Ferit. İkincilik. Dönecekler mi, çıkacaklar mı bilmiyorum. Tabii Ferit Urfa'da kazanacak atları Şanlıurfa'da kazanacak atlara biniyor. Yeni
altta dişi safkan, 15 nolu safkan. Bu tip dişi gruplarında ikiye bölündüğü zaman dişi atların favorisi var ise erkek atlar yanında mutlaka dikkate alın, iyi koşar. Hani çıkmazlarsa ikinci olur, üçüncü olur ama iyi koşar, koşması gerekir. Geneli böyledir. 15, 8, 7, 4 apranti ile maiden çıkacaklarsa 7, 4. Şimdi gördüm Kaisbert var 3. Artık taramaya gidiyor iyice. Bunlardan tercih edebilirsiniz. İnandığınız tek varsa da maidenlarda, 3 yaş taraflarda tekinizi kullanın arkadaşlar yani. Tamamen bir yerden sonra şansa kalıyor. Arap maidenları, özellikle Arap maidenları. İngilizler de farklıdır. Araplar da çok farklıdır. Sonucuyla birinci at arasında bazen çok fark olmuyor. At saklıyorlar. O gerçeği de var. Üçüncü koşu şartlı 3 dişi Ferit Butistan'la kazanması gerekir. Takip ettiğim bir safkan. Geçen yarışta da büyük bir ihtimal favorimdi. Burayı kazanır. Gülmatra fazla takılmazsa Gülmatra'ya 3 nolu safkana. Butistan için bence kolay bir grup olur. Kazanması gerekir. 3-1 rakipleri olur. Ferit eksik koşturursa artık. Çünkü Ferit'in kazanacağı yarış çok fazla yok. Burayı kazanır düşüncesindeyim. Tek olarak da kuponlara öneririm. Dördüncü koşu gene altılı başlangıcı, gene 3 yaşlı Arap maiden. Aynı yukarıda kurduğum cümleler aynısı geçerli. 15 dişi safkan AGF almış. 12 dişi. Bunlar iyi koşması gereken safkanlar. Kazanırlar mı bilmiyorum. İlk ayaktan AGF ağırlığını taşır. Kim binerse binsin. %99 AGF olsa da tehlikelidir. Genelde kazanmazlar. Buraya konduysa bu koşu, bu atlar birbirlerini geçebilecek ortanın zayıf atlarıdır arkadaşlar. Kaliteli değillerdir ve hani kötü demeyeyim ama kötünün iyisi kazanmıyor. Kötünün kötüsü kazanmıyor. O yüzden her türlü sonuç buradan çıkar. AGF kazandı. Yani 3'ü tek attım, bekleyeceğim. Olur. 15-12 3'ünü birlikte yazdım, bekleyeceğim. O da olur. Bu artık şans arkadaşlar. Bir yerden sonra yani bizlerin de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani sonuncu atla birinci at arasında benim gözümde burada çok fazla bir fark yok. Çıkar diye bekliyorsunuz. Çıkartmıyorlar. İyi atları maiden'dan çıkartmıyorlar. Döngüye sokuyorlar. Para kazandırdıktan sonra çıkartıyorlar. O yüzden bu Araplarda çok sürpriz geliyor. Hani temel sebebi bu. Atın kötü olduğundan değil. Galoplarında uçar. Bunu saatçiler görür. Bu at kazanır der. Yarışa bakarsınız, at tabalaya koşar. Tabalaya koşacak atı saatçi bilmez. At sahibi bilir, ilgilileri bilir. Ne kadar AGF olursa olsun. Bunu da bilmenizi isterim. Hani sürpriz çıkış sebebi, en büyük sebebi bu. Şartlı 5, 5. koşu. Tilki Andrea sürekli favori, sürekli kazanır da. Sürekli tek önermek diyeyim bu tip gruplarda. O da sürekli 3 yarıştır ikinci itinayla. Birinde iyi bir atın arkasında ikinciydi. Kazanması çok normal sonuç. Yani bu gruplara takılmaması gerekir. Kazançtan dolayı kalite handikap puanı vermese de bu kazancı yeterli bu grubu geçmeye. 3 Tilki Andrea. Eksik koşarsa 4'e dikkat edin. Sürpriz yapar. Baba Balkan grubun en kaliteli atı. 1 Muro Başkan gene. Hala kalitede kalıyor. 6 gibi diğer atlardan varsa inandığınız, tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. Yani son yarışları başarılı olan 2-5. Bu 3'ün çok eksik koşması ya da gene ikinciye çıkması sonucu ortaya çıkacak. Yoksa 3'ün geçilebileceği bir grup değil. Hani bir ihtimal 4'e 6'ya. O da 6'nın yarışları kötü. Bir ihtimal 4'e geçilir geçilecekse. 3-4 bitmesini beklediğim bir yarış. 6. koşu şartlı 3 dişi. Burada buranın atı olmayan bir 11 yamaç torunu var. Hani hazırlıkları, atın durumu nedir bilmiyorum. Yarışta gördü 22 gün önce. Yamaç torunu tutarak da kazanır, tutarak da kaybeder. Emin olamıyorum 11 nolu safkan için. Bu grubun atı da değil. O yüzden biri Ersina'yı yanına AGF çıkmış önermek diyeyim. Eksik koşarsa 11 bir kazanır.
İkisi de kayıp koşusu yaparlarsa, başlarına bir iş gelirse sürpriz biter. Burada 2-10, ekürü 3, birinin ekürüsü 12-4 gibi safkanlar tarayacak arkadaşlara. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Bunlardan biri kazanabilir. 11 ve 1'in çok eksik koşturulması sonucu. Şunu da söyleyeyim. Ersinan'ın buradaki kaydı yanlış kayıt. 62 kilo ancak bu gruplarda isterse 65 kilo olsun. Koşar durumda at kalmayınca hazır at, Ersinan gibi atlar. Bunlar da çok kolay yarış kazanıyorlar. Şartın kilosu 11'de ağır kilo. Para kazandığı için ağır kilo. Gelmemesi gereken at burada bir numaralı safkan. Bu da çok şanslı koşar durumda. İkisinin yeterli olması gerekir normalde. 7. koşu handikap 15 handikap 3. Tanır Bey, sürekli takip ettiğim bir safkan. Bu tip gruplarda handikap 15'lerde yani bu atlar arasında her zaman söz sahibi olabilecek bir safkan. Biraz bakım yaptılarsa, ilgi göstermişlerse şayet ata. Buraları kazanır geçer 4 nolu Tanır Bey favorim. Ben kuponlarda olsun derim, %6'lık bir at Arap yarışında. 11 Ferit'le son yarışı güzel kazandı. Kaysberg şartın hala uygun kilosunda kazanır da. Onun gibi 12 Altın Fırat. Yukarıda gene hafif kilolu şarta uyan kazanç sağlamış safkanı. 7 Bobo Berkcan gibi atlar. Şanslı koşuyorlar. Görebildiğim bu 4. 11-12-7 dışına da çıkmaması gerekir. Hani yukarıda comment var. 9 yaşında ağır kilo. Çok çok sürprizli at yazan arkadaşlara bu tip atlardan da isyanım gibi tercih edebilirsiniz. Ancak benim beklentim Tanır Bey'in burada çok etkili olması. 11-12 ve 7'nin yarışta yine ganyan olabilecek şanslı olan safkanlar olması. 8. koşu tekrar Maiden 3 yaşlı Araplar. Ferit gene geçen Diyarbakır'da Ferit 0 çekince altınlar yüksek ikramiye gitti. Bizi de mahvetti tabii Ferit. Tek önerdiğimiz atlarla yok. İşte bugün de burada Ferit'e kaldık. 13'te onu safkan. AGF yüksek AGF dişi safkan. Yukarıda da anlattım. Dişilerde AGF çıkıyorsa mutlak bir sebebi vardır ki iyi koşu gelir gelmesi de gerekir. İkinciliğinden sonra AGF. Kayıp koşusu gelir, kapanır, bir şeyler olur başına. AGF ağırlığını kaldıramaz Ferit'le beraber. O zaman da geçilecektir. Kime geçileceğini de bilmiyorum. Yakın rakip de yok öyle. Yani aprantileri öneririm. 1, 4, 7, 9, 14 gibi aprantileri tarama yapan arkadaşlara önceliği almanızı tavsiye ederim. Aprantilerle meydan çıkıyorlar bizim atçılar. Ya Ferit ya çok at. Burası da çok tehlikeli. Şansımız artık yani. Yapacak bir şey yok burada. 9. ve son koşusu şartlı 3 dişi 2 safkan. Yukarıda da var aynısı. 4 ve 1 yukarıdaki yarışın bir benzeri de burada olur. Angelina Golden Hating 1 ve 2 de buranın şartının doldurmuş safkanlar. Aslında buraya kayıt yapılmaması gerekirken geriye dönüp yapıyorlar kayıtları. Yani haliyle kazandıkları için gene favori çıkıyorlar. Burada 4 nolu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Kazanabilir 4. Ciddi rakip 1 önereceğim buraya. 2'yi geçen bir safkandı. 1'i kazanır. 4-1-1-4 ama 4 kazanırsa ben de favori daha mutlu olurum. Kazancı bu yüksek safkan. Hala 58'de şartın kilosunda. 10, 9, 2 diğer atlar tercih ediniz. İnandığınız varsa. 4 birim dışına da çıkmaması gerekir burası. Şanlıurfa bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.